Herkese merhaba arkadaşlar Aselsan videosunu çekelim. Bir analizini yapalım. Bu arada HGV Trade aboneleri yine iletişim bölümünden sorular sorabilir. Videoları izleyenler de alt tarafa yorum atabilirler. Öncelikle bir dip zirvesine bakalım artık. Düzenli izleyenler dip zirveyi nasıl kullandığımızı biliyorlar. Şimdi Aselsan'ın önümüzde iki tane verisi var. 2021 dönemindeki dip zirveleri buna bakmadan Asla gidip grafiğe bakmayın arkadaşlar. İkincisi de 2020 dip ve zirvesi. Şu anki kapanışı da 16.98 seviyesinde. Şimdi bu 16.98 seviyesinde Aselsan e, yatırımcısına dair çok fazla böyle eziyet ettiren bir hisse. E, buradan bir bakalım. Şimdi 2020 yılına bakarsanız 2020 yılında gördüğü kapanış olarak 10.31 seviyesinden şu an yüzde 64 yukarıda. Yani bir yıllık süreçte yüzde 64 yukarıda bir performans sergilemiş bu dip fiyatlardan alanlar için ve bunu 342 gün önce yapmış. Gün uzaklığı çok önemli. Bunu mutlaka dikkatle izleyin. Peki 2020 zirvesi kaç? 1922. Şimdi 1922 zirvesini de 151 gün önce yapmış. 2020'deki ve şu an 2020 zirvesinden de %11 aşağıda. Yani zirve fiyatının aşağısında, dipten yukarıda ama zirvesinden aşağıda. Hangi yılın? 2020'nin. Geldik 2021'deki görüntüsüne. 2021'deki görüntüsü. Şu anlık kapanışıyla yani 16.98 kapanışıyla 2021'in dip kapanışını yapmış. %0. Yani 2021 yılındaki en düşük kapanış fiyatında şu an ve bunu iki gün önce yapmış. Yani cuma günü kapanışında bunu yapmış. Ee, 16.98 yukarıdaki fiyatla eşleşiyor. 2021'de gördüğü zirve fiyat 18.96 olmuş. Bunu 52 gün önce yapmış bu zirveyi. Ve buradan da %10 aşağıda. Bunlar ne işimize yarar? Bir hissenin aslında koordinatlarını belirlemek. Bakın zirvelerden uzakta ve diplere göre bakarsanız şu an dip fiyatında ve önceki yılın dibinden üstünde. Siz burada fiyatı grafiğe geldiğinizde işte bunun üzerinden bir koordinat sistemi gibi göreceksiniz. Bu Birazdan göstereceğim bunu. Bir koordinat sistemi gibi görmeniz gerekiyor. Önce biz bir de radar analizine bakalım. Yani ee, Aselsan hissesi acaba ne zaman taramalara girmiş en son? Şurada gördüğünüz şey tarama listesi tarama listesine girdiği tarihler. Ve en son taramaya girdiği tarihlere bakarsak 7 Ocak'ta girmiş, 6 Ocak'ta, 7 Ocak'ta girmiş ve 30 Aralık'ta girmiş. Yani uzun bir zamandır tarama yapısına da çok fazla takılmıyor. Yani Aselsan'ın hareketlerinde dikkate değer bir şey olmuyor ki taramalara girmiyor. Şimdi buradaki tarihlere bir de şurada skala da bakacağız. Bu skala da baktığımızda fiyatın nasıl bir görünüm sergilediğini görmeye çalışalım. Hemen önce şunu kaldırayım. Önce bir fiyatı görün. Fiyatın dalgasını nasıl oluştuğunu bir görün. Bakın fiyat dalgası bu şekilde. Ama hangi günler bu? Da, taramaya girdiği tarihlerdeki EMA değerleri. Yani üstsel hareketli ortalama değerleri. Bakın dalgalı hareket ediyor. Peki biz bu dalgalı hareketlerde ortalamaya göre ne yapmış bir bakalım. Bakın 200 günlük hareketli ortalamanın altında hiç inmemiş. Ve 200 günlük hareketli ortalamayı da yavaş yavaş yukarı çekmiş. Yatayda olsa bile. 50 günlüğü açıyoruz bakın. 50 günlüğün altına sarkmalar yapabiliyor mu? Evet 50 günlüğe gelin bakın burada çarpıyor. Yani burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki fiyat 50 günlük hareketli ortalamayla kesişim anları yaşayabiliyor. 20 günlüğü de açarsak. 50 günlüğü ve 200 günlüğü kaldıralım. Bakın 20 günlük hareketli ortalamanın, EMA'nın Altına düştükçe tekrar yukarı atıyor. Kesişme yapıyor. Yani aynı 50'de olduğu gibi. Şimdi görünüm bu. Yani fiyatın nasıl bir dalga yaptığını en azından burada görebiliyoruz. Şimdi grafiğe gelelim. Aselsan'da nasıl bir görüntü var? Demin yaptığım dip zirveyi niye yaptığımı burada da göstereyim. Önce şuradan bir fiyatımızı kaldıralım ve fiyatı skalada birazcık büyük gösterelim. Evet büyük açtık ve Aselsan'a şöyle yukarıdaki skala üzerinde kullanacağımız sekmelerimiz burası. Önce bir dip zirveye bakalım. Fiyat nerede görünüyor? Yani fiyatı bir görmek gerekiyor. Skalaya bastım bakın. Daha aşağı çekeyim şöyle. Şu anki fiyatın görünümüne şöyle bir bakın. Bakın fiyat şu an zirvelerden çok da uzakta değil. 2020 dibinden ve 2021 dibine zaten %0 demişiz. 2020 dibinden de bu şekilde uzakta. Yani aklınızda kafanızda şöyle bir görüntü olması lazım. Dipten uzakta zirvelere şu an yakın bir pozisyonda duruyor. Ve uzun zamandan beri de yatay bantta hareket ediyor. Aslında bu dip zirve analizini hani abonelerle daha çok konuşacağız ama ileride. E, izleyen genel izleyen kişiler için şunu söyleyeyim ya fiyatınızın pahalı mı ucuz mu olduğunu ve temel analiz verilerinin fiyata ne kadar dahil olduğunu birazcık bu dip zirveyle çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bu dip zirve analizinin detaylarını daha sonra yine konuşacağım. Şimdi hemen gelelim. Peki bu dip zirveyi kaldırdım. Uzun vadedeki hesaplamalarda, uzun vade hesaplamasında Tekrar söylüyorum. Bana videonun analizinde sürekli şunu soran arkadaşlar çıkıyor. İşte çıkacak mı, inecek mi? Videonun girişinde ve şu an alt bantta yazan burada bir yatırım tavsiyesi. Hisse çıkacak, hisse düşecek, hisse iyi durumda diye bir şey yok. Bunu unutmayın. Biz burada bir hesaplama yapıyoruz. Siz bu hesaplamalardan kendinize bir fikir edinebilirsiniz belki diye. Yani işinize yarayıp yaramaması noktasında takip size aittir. Şimdi baktık uzun vade için yapılan bir hesaplama var. Ya yani uzun vade mantığıyla yapılan bir hesaplama var. Uzun vade hesaplamasında karar bölgesinin altında geziyor. 18-25'in altında geziyor. Bu karar bölgesinin üzerine atması lazım fiyatların. Hangi parite için konuşursanız konuşun, fiyatların nereye atması lazım? Karar bölgesinin üstüne atması lazım. Şu an üzerine atmasına rağmen bakın defalarca oldu üzerine atmasına rağmen her defasında tekrar aşağı indi. Ama burada güzel başka bir şey var. Alt taraftaki uzun vade desteğinin de yani 16.44'ün de altına çok fazla sarkma yapmıyor. Yani burası güçlü bir destek bölgesi demek ki. Yani milimetrik hesaplar üzerinden gitmiyoruz. Ama bu bölge güçlü bir bölge demek ki. Buraya geldiğinde geri dönüşler yapıyor. Şimdi buradan geri dönüşlerden ziyade ne yapması lazım? Hissenin bu üst bölgede kalıcılık sağlaması lazım. Eğer bu üst bölgede kalıcılık sağlar ise Yukarıda uzun vade hesaplamasındaki ilk direnç bölgesi 21.63 arkadaşlar. Bu uzun vade. Şimdi uzun vade hesaplaması değil de kısa vade hesaplamalarına bir bakalım. Orta vade. Kısa diyorum pardon. Orta vade hesaplamalarına bakarsak, orta vade hesaplamasında şunu şöyle genişleteyim. Tabii ki orta vade olunca daha yakın rakamları göreceğiz. Şimdi Orta vadede de bir karar bölgesi gibi önemli bir bölgemiz var. Onun da adı Ghost Fibo geçiş bölgesidir ve bunu milimetrik almamanızı her zaman söylüyorum. 17 34. Neyi peki kabul edeceğiz? Burada şuna bakın diyorum. Geçiş bölgesinin hemen altını eğer varsa ve üstünü bir kanal gibi kabul edin. Yani ben şimdi bunu böyle bir çektim. Ne demek istediğimi daha rahat görün. Bu alttaki çizgi ve üstteki çizgi yani geçiş bölgesinin hemen üstü ve hemen altındaki bölgeyi bir kanal olarak izlemeniz gerekiyor. Yani 17 13. Bizim için burada sıkıntı yaratacak yer. Geçiş bölgesinin alt bandı olan bölge yani 17 13 bölgesi kritik bölgedir. Buranın altına çok sarkmasını istemiyoruz. Bakın burada bir kere destek almış, burada destek almış. Burada sarkmış ve geri dönmeye çalışıyor ve dönmesi lazım bu bölgenin üzerine atması lazım. Peki bu bölgenin üzerine attığı zaman ne olacak? Hani dedik ya bu alt bölge bizim için önemli bir kırmızı çizgidir. Burayı geçmesini istemiyoruz. Aynı şekilde sağlıklı bir şey yapabilmesi için de yukarıdaki şu geçiş bölgesinin üstüne atması lazım. Yani 17.34'ün üstüne atması gerekiyor. Orta vade görüntüsü şu an bu. Aselsan dediğim gibi hani Uzun vadeli düşünenler farklı bakmalı, orta vade farklı bakmalı. Aselsan borsa içerisinde ne kadar yatırımcı bezlemiş olsa da şunu çok iyi biliyoruz ki şirket olarak kötü bir şirket değil. Ama herkes tabii ki para kazanmak istiyor, yatırımlarının karşını almak istiyor. Şu an biz daha çok çıkacak inecekten ziyade dikkat edin bölgelerini veya sağlıklı bölgelerinin grafiğini çizmeye çalışıyoruz bu seviyelere takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar